Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 başlıyor. Sürekli kendini dev aynasında gördüğünde özellikle bir siyaset için o kadar tehlikeli bir şey ki. Yok olmanın başlangıcı. Fatma Hanım, siyasette istediği şeyleri gerçekten yapabildi mi, yapabiliyor mu? Efendim şöyle bir şey sormak isterim size. Uzun yıllardır siyasettesiniz. Hatta AK Parti'nin kurucularındansınız, ekibinden. Ben aslında siyaseten değil de, işte belediye başkanlığınız da değil, özelden bir soru. Çocuklarınız bu duruma ne diyor artık? Geldiğimiz 2021 yılı itibariyle. Çocukken çok şikayet ediyorlardı. Ama artık şimdi onlar da büyüdüler. Onlar da artık kızım ticaret işler marketing üzerinde master'ını yaptı. Uluslararası bir firmada. Oğlum hukuku bitirdi. Kendi ofisini açtı. Şimdi şey diyorlar, bu kadar çok çile çektik, seni hiç görmedik. Fakat bu kadar çektiğimiz fedakarlığın sonunda ne oldu ya baktığımız zaman senin isminin üzerinden diyorlar, büyük bir sevgi var, saygı var. Biz de bu çektiğimiz fedakarlığın karşısında bunun oluşmasından ziyadesiyle mutluyuz. Buna değdi diyorlar şu anda. Böyle bir şey var çocuklarda ama çocukken çok zordu tabii. Peki o günlere dair gerek onlar açısından gerek sizin açınızdan böyle ah ya keşke dediğiniz zamanlar oluyor mu? Özel sektördüm. Siyasetten önce de çok yoğun çalıştım ben. Üniversiteyi bitirdik geldik. Çok büyük bir holdingde mühendis olarak başladık. Oradaki serüvenim de çok zor bir serüvendi. Orada ihracat, Özal Rahmetli'nin ihracatı, dünyaya açılma dönemi, bizim fabrikayı büyütme, holdingleşme süreci, Avrupa'ya mal satma süreci, yeni makineler gelmesi, yeni makinelere alışma süreci. Şimdi orada tanıştım, iki çocuğum orada oldu. Sonra annem rahmetlinin çocuklarıma bakmasıyla biraz rahatlayan bir sistem. Çocuklarla alakalı kısımda tabii özellikle kızım mesela anne dediği zaman anneanneye de anne diyordu. İkimiz aynı anda bakıyorduk. Çünkü çocuk sürekli anneanneyle beraber kalınca anne diyordu. Biz ikimiz beraber çünkü anneanneye de anne diyordu. Kimi kastediyor acaba? Evet öyle bir başladı. Sonra tabii çocukların ergenlik dönemi çok daha özellikle oğlumun tam böyle bu işte 13-15 yaşları o dönemde biz çok yoğun bir şekilde artık parlamentodayız. Milletvekili olduk. O sırada anayasa değişimleri falan vardı. Çocuğu mesela bir 15-20 gün hiç görmedim. Bir gün 15. gün artık sabah ezanı, anayasa değişimi olunca sabaha karşı meclis bitiyor. Onlar da uyanmasın diye çok sessiz bir şekilde böyle kapıyı açtım. Sessiz bir şekilde hemen yatak odasına geçeceğim. Baktım oğlum karşımda duruyor. Telaşlandım da niye uyumadı diye. Ya dedim oğlum niye uyumadın dedim. Baban nerede dedim. Dedi ki ya geldi ya dedi bu saatte anne gelir mi dedi. Çocuk o kadar özlemiş ve o kadar tepkili ki. Böyle çok şeyimiz var, anımız var çocuklarla. Tabii çocuğun böyle kimlikler, anne baba kimliği, kadın erkek kimliği bir gün evde biz hiç farkında değiliz. Hep gelirken davetiyeler Fatma Şahin ve eşi diye geliyormuş. Biz hiç farkında değiliz. Eşimle de aramızda bunun hiç sorunu da olmaz, muhabbeti de olmaz. Alışık olduğumuz bir düzen bu. Fakat çocuk için çok önemli. Kendi kimliğini bulma dönemi, anne, baba, kadın, erkek. Bir gün eşim tam namazdayken geldi. Babayı sıkıştırıyor. Baba diyor, racon kesmişsin diyor. Sana bir şey göstereceğim diyor. Bir davetiye gelmiş. Davetiyede İzzet Şahin ve eşi yazıyormuş. O racon kesmek o. Baba diyor bak diyor senin adınla bir davetiye geldi. Bugün çok önemli bir gün diyor. Böyle günlerden geçtik geldik. Hamdolsun hep onları güzel evlat, iyi insan yetiştirme üzerine gayret gösterdik. Ben o yüzden bunu çok önemli buluyorum. Ben bu tam önemli buluyorum dediğiniz yerden söz alıp. Ufak buyurun, bir araya girmiş buyurun. Olayım. Şimdi bir karşıma bir anne oturuyor ve söyleyecekleriniz muhakkak hanımefendilere dokunacaktır. Evet. Yani böyle gelen konuklarımdan da hani bir ışık, bir metodoloji de çıksın isterim. Annelik dediğiniz şeyi tam olarak nasıl tanımlar Fatma Şahin? Sevgi, fedakarlık. Yani ben
Çocuklarla mutlaka arkadaş olmak gerektiğini düşünüyorum. Onlarla her şeyi konuşmak gerektiğini düşünüyorum ve günün sonunda sürekli sevgi diliyle, üstenci, öğretici bir dilin hiçbir faydası olmadığını, onların size her şeyi paylaşacağı ve o sevgi, muhabbet ortamını hiç kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Zaten onu yakaladığınızda sorun kendiliğinden çözülüyor. Onu yakalamadığınız zaman da her şey sorun oluyor. Çok dikkatli olmak lazım. Arkadaş olmak. Çizgi evet, var galiba. Arkadaş olmak lazım. Şimdi başka bir mevzuya geçmek istiyorum buradan. 30 yıl evvel yaklaşık TRT'ye vermiş olduğunuz bir röportaj. İşte bu konuşulmuştu da vaktinde. Orada diyorsunuz ki Türkiye'nin siyasetçilere hitaben, Türkiye'nin gelişmesi için gerçekten söyledikleri şeyleri yapabileceklerine inanıyorlar mı? Gibi bir söylem. Şimdi karşımda yaklaşık 20 yıldır, 22 yıldır aktif siyasetin içinde olan bir hanımefendi oturuyor. Bugün 30 yıl evvel sorduğu soruyu kendisine ben sormak isterim. Fatma Hanım, siyasette istediği şeyleri gerçekten yapabildi mi, yapabiliyor mu? Şimdi gençlere göre baktığınızda belki birçok eksiğimizi görürler, birçok yanlışımızı görebilirler. Bunu çok kıymetli buluyorum, çok da saygın buluyorum. Fakat kendi yaşadıklarıma baktığım zaman da onu eleştiren gence bugün kalbi olarak anlatacak bir hikayem var. Bu hikaye çalışma, çabalama, gayret gösterme, iyi olsun diye mücadele etme. Çünkü her şeyi tek başımıza değiştiremiyoruz. Hiçbir şey her zaman istediğimiz gibi olmayabiliyor. Ama hem halkın huzuruna gittiğinizde, hem hakkın huzuruna gittiğinizde, elinizden geleni yaptığınızı anlatan samimiyeti kaçırmadığınızda bu her şeyin çözümü oluyor. Dolayısıyla orada en önemli şey o gence, 30 yıl önce o gence söyleyeceğim şey şu. Elimizden geleni yaptık. Gücümüz neyse onu yaptık. Aklımız ne kadar çalışıyorsa onu yaptık. Bedenimiz ne kadar kuvvetliyse sonuna kadar kullandık. Halkın ve hakkın rızası için hakikaten gayret gösterdik. Peki masanın bu tarafıyla bu tarafı arasında ciddi bir fark var mı? Yani biz buradan bakıyoruz ve diyoruz ki ya bu neden olmaz? Hı. Bu neden böyle olur? İşte 30 yıl evvelki Fatma Şahin gibi bakıyoruz. Bugün siz masanın arka tarafında olan biri olarak ya o işler tam da öyle değilmiş dediğiniz noktalar oluyor mu? O makası kapatmak lazım. O makas açıldıkça sorun var demektir. O makası kapatmak da çok zor değil. Biraz önce söyledim ya anne bakışı. Aslında aşkla yapınca, içine sevgi katınca, hata da yapsa millet affediyor. O tevazuyu, samimiyeti bırakmayıp, gayreti gösterince olmadığında da neden olmadığını anlattığında olmuyor. Ama neden olmuyor? Bunu anlattığın zaman muhteşem bir fazilet var, hikmet var bu millette. Muhteşem bir terazi var. Olmamasının nedenlerini de kendi içinde, kendi vicdanında neden olmadığının cevabını bulursa eğer affediyor, sahipleniyor, bir daha vize veriyor. Dolayısıyla o şeyi kaçırmamak lazım. En önemli şey orada samimiyet. O samimiyeti toplumla olan güven ilişkini tesis etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Peki ben anlattıklarınızdan şöyle bir çıkarım yapsam yanlış olmaz mı? O zaman bizim halkımızın genel motivasyon kaynağı samimiyet üzerine kurgulanmış. Ben öyle görüyorum. Anadolu insanında öyle. Büyük bir fazilet var. Büyük bir terazi var. Acayip bir terazi var. Her şeyi izliyor, görüyor. Bu Anadolu irfanı dediğim şeyi mi tarif ediyorsun ben şu an? Ben onu çok önemsiyorum. Köydeki Mehmet emmi sana bu derslerin hepsini çok rahat veriyor. Çünkü bu topraklar böyle bir şey. Zaten öyle olmasa bu kadar zor bir coğrafyada, bu kadar uzun bir tarih boyunca kalabilmek çok zordu. Her şey insanla başlıyor. İnsanın o faziletiyle, hikmetiyle, irfanıyla başlıyor. Ve bu topraklarda kaybedilmemesi gereken en önemli şey diye görüyorum ben. Şimdi siz bakan hanımefendi olarak daha çok tanıdık. Arkasından bir Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi verildi. Onu da layıkıyla gayet güzel ve her yerde duyuyoruz sizi. Baktığımız zaman ulusaldan yerele geçmek gibi bir şey anlaşılabilirdi aslında. Ama siz bunun böyle olmadığını ispatladınız. Bu yüzden çok rahatlıkla sorabilirim bu soruyu. İlk size böyle bir görev verildiği anda, ya bir dakika bu ben miyim dediniz mi? Şöyle bizim tüzüğe göre zaten ara vermemiz gerekiyordu. Tüzüğe göre 3 dönem en fazla yapabiliyorsunuz. O sırada Binali Bey'i de İzmir'e göndermişti Merkez Yürütme Kurulu.
Karar alırken illere bakıyorlar, illerde anketler yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız o sırada başbakanımız dedi ki, Fatma Hanım, Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Yardımcılarıyla yaptığımız istişare sonunda en fazla oyu sizin alacağımız yönde bir kanaat var. Bir de dedi, zaten en fazla 3 dönem yapılacağı için ara verilmesi gerekiyor. Siz dedi, ne düşünürsünüz? O sırada bana parti büyüklerinden, çok da sevdiğim, çok da kıymet verdiğim kişilerden çok gençsin, yerelleşme dediler. Çünkü Ankara'da olduğum pozisyonla ilgili hiçbir sorun yoktu. Gayet iyi gidiyordu. Toplumla olan muhabbetimiz iyiydi. Yapılan işleri sahiplenmişlerdi. Ama Cumhurbaşkanımız öyle deyince ben dedim ki, efendim siz bizim takımımızın başısınız. Biz takım oyuncusuyuz. Siz bizi nerede uygun görürseniz biz ona layık olmaya, bize verilen alanı doldurmaya, o güveni layık olmaya çalışırız. Başım gözüm üzere dedim. Doğduğum topraklara hizmet etmek benim için büyük bir onur dedim. Aynı kanaattayım şu anda da. Tabii ki derken ben bu kadar zor bir dönemi geçireceğimi asla bilmiyordum. Öyle zor bir dönem geçirdim. O zorluktan biraz onları açalım mı? Nedir o zorluk? Bölgesel. Koca bir savaşla karşı karşıya kaldık. Suriye meselesi dünyanın ve en büyük... 40-50 kilometre uzakta oluyor bu şunlar. Dibimiz şey. 10 kilometre. Cerablus 10 kilometre. 10 kilometre kadar. Öyle zor günler geçirdik ki 500 bin mülteci, 3 milyona yakın göçmen, hepsi o sınırlardan geçti. Yönetime, çok iyi yönetilmeye muhtaç bir alan oldu ve bizi hakikaten çok zorladı. Öyle zor günler geçirdik ki bir taraftan büyük hedeflerimiz var, topluma verdiğimiz sözler var, bizden yüksek bir beklenti var. Bir taraftan elimizde koca bir ateş topu var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir taraftan direniyoruz, bulgur festivali yapalım dedik, gastronomi memleketi. 100 çeşit bulgurdan suşi yaptık. İnovasyon. Onu da festivalini yaptık. Ya abicim, biz bir onun festivalini yaparken Ali Valim, şimdi İstanbul Valisi, geldi, dedi ki havalanına füze başlığı atıldı dedi. Bir taraftan Ali Vali sessizce gitti, onu yönetti, biz bir taraftan festivali açtık. Bulgur çeşitlerinin yemeğinin nasıl 101 çeşit bulgur yemeği olduğunu anlattık. Yani o psikoloji, o kadar zor bir psikoloji ki, ama dursak şehir duracak. Negatif olarak hissetsek negatife dönecek. Sürekli elbette çok sorun var ama sorun çözme kapasitemizi yüksek tutacağız. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok deyip umut, pozitif gündem, pozitif psikoloji üzerinden hep olumlu bir şeyler üzerinden götürdük. Ama zordu. Yani şimdi bakıyorum, hakikaten bizim açımızdan olağanüstü zor günler geçti. Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Nedir bu derseniz, birlikte yaşam modeli. O İpek yolu, kalkınma yolu, kardeşlik yolu, birlikte iş yapma modeli. Çünkü bu çok zor süreçti. Ancak ucundan tutarak, birlikte iş yaparak, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar dediğimiz bir model oluşturduk. Bunu Fuat Hoca, Fuat Keyman Hoca Antep'e geldiğinde göç çalışınca dedi ki, ya ensar ruhu başta çok önemliydi. İşte Yesrib'i Medine yapan ruh dediğimiz o ruhu, işte komşu saçken tok yatan bizden değildir, verenler alan elden yükseldir. Bu başta, ama bu 7-8 yıl sürünce insanlar bir dakika diyor. O zaman iyi yönetişim. İyi yönetişimde de o işte model dediğimiz, hem liderlik, hem yerel yönetim, hem sivil toplum. İşte ticaret odası, sanayi odası, esnaf odaları, teknik odalar. Herkesin bu alanda ucundan tutması, yardımcı olması, üniversiteler, akademik dünya. Modeli bunun üzerinden koyduk ve buradan en az zararla nasıl çıkacağız, buna bakmaya çalıştık. Bütün olumsuzlukların tek nedeni bizim varlığımız değil. Bizim onu çözmek için gösterdiğimiz çaba onlar tarafından satın alındı. Bu önemli bir şey. Biz de hiç onları mahcup etmeden, onlarla birlikte, onlar için bu yolculukta, bu hizmet etme yolculuğunda canımızı dişimize taktık açıkçası. Hamdolsun bu güven oluştu. Bütün ilişkilerde, Orhan Bey, güven çok önemli. Bütün ilişkilerde. Arkadaşlıkta, ailede, eşte,
Bunlar da güven duygusu olduğu zaman zaten sevgi, saygı, muhabbet dediğiniz şey de güvenle başlıyor. Peki bugünün insanda bu güven duygusu ne kadar var? Yani şu aslında birbirimizden emin olma. Aslında evet, emin olma. Büyükşehir Belediye Başkanlığı şehirle emin demek. Emin olman, kendinden emin olunan. Bu önemli bir şey. Sevgili Peygamberimizin en büyük hasreti. Peygamber olmadan önce her kesim tarafından o söylüyorsa doğrudur. Doğrudur, kabulü. Çok önemli bir şey bu. Çok önemli bir duygu. Tabii modern dünyada bu duyguları çok hızlı kaybediyoruz. O duyguları kuşaktan kuşağa aktarma sorunumuz var. Bunu güçlü tutacak yeni yöntemlere ihtiyacımız var. Buna bir sebep buldu mu Fatma Şahin? Yani el emin oluşumuzdan bu kadar uzaklaşma, makasın açılmasına bir sebep sizin kanaatiniz nedir burada? Yani modern dünya dedik, bireyselleşme diyoruz, işte evet, daha böyle ben merkezli bir dünya falan, ama bunu böyle bir tanımlayabilir misiniz? Ya şimdi tabii tek bir nedeni yok. Dijitalleşmenin, göçün, dönüşümün, tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüşüyoruz. Geleneklerden modernliğe dönüşüyoruz. Halbuki mesela bir Japonya örneği var. Elbette yüksek teknolojiye geçebiliriz ama bu geleneksel yapımızı koruyarak da bunu kullanabiliriz. Mesela hep şu tartışılıyor. Kadının güçlenmesi aileyi zayıflatmaz. Bunlar ikisinin birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin mütemmim cüzü olması gerekir. Bunlar üzerinde hala kafalar çok karışık. Evet. Toplumun kafası karışık. O yüzden karanlıkla mücadele etmenin yolu aydınlığı çoğaltmak lazım. İyi örnekleri çoğaltmak lazım. Rol modelleri artırmak lazım. Doğru modeli topluma iyi anlatmak lazım. Bunun üzerinden biz eğer toplumu arkamızda alabilirsek işimiz o zaman kolaylaşıyor. Ama zor. Değişkeni çok fazla. Ben mühendis olduğum için bize hep bilinmeyen denklemlerden, çok bilinmeyen denklemden, X, Y, Z'den bir sonuca gitmeyi öğrettiler. Fakat o kadar çok bilinmeyen var ki bunların hepsinden çarpıp bölüp parçalayıp toplayıp çıkardığında günün sonunda mutlu insan, mutlu toplum. Hem dünya için iyilik hem ahiret için iyilik. Bu metodolojiyi, bu anahtar kelimeyi referansımız olarak koyduğumuzda bu bizi hem odaklıyor, hem motive ediyor, hem rehber oluyor. Onları hiç kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Yani şu an öyle güzel şeyler geliyor ki altın değerinde. Bunlar böyle bize de bir metot sunuyor zaatlerleriniz tarafından. Şimdi şu aslında çok yönlü, hani X, Y, Z dediniz ya. Ben Fatma Şahin hanımefendinin anlattıklarından ve gözlemim birden çok işi yapabilme kabiliyetine sahip olmasıyla görüyorum ve tanıyorum. Şimdi bugün ise şöyle bir hasletimiz var ne yazık ki. Bir iş yapıyoruz, o da yarım yamalak yapıyoruz. İkinci işe zaten odaklanamıyoruz. Bunu böyle gençler sizden bir metot alsın isterim. Nasıl başardınız? Yani birden çok işi aynı anda yapabilme ve gayet liyakat ve ehliyetle yapabilme. Orhan Bey, bu aslında analığın bize verdiği bir lütuf. Yaratılışta biz buyuz. Ben şimdi rahmetli annemden yine hatırlıyorum. Evde sabah kahvaltısı yapılırken öğle yemeği için hazırlık başlardı. Arkasından bir taraftan Kur'an okur, bir taraftan bebeğin beşiğini sallardı. Bir taraftan müzik dinleyip bir taraftan pasta yapardı. Anlattıkça ümidim kapanıyor. Bir erkek olarak. Şimdi ben eşime, bu bize ait bir şey, çoklu zeka. Eşime bir şey söylediğim zaman, ya şunu yapar mısın, elimde şu var diyor. Mesela bir çay suyu konacak değil mi? Şu anda dolaba açıyorum diyor mesela. Ben buna yaratıldım. Bu. Zaten Rabbim kadınla erkeği birbirini tamamlayıcı, birbirine veli olarak yapması nedeni o. Beyinler, TÜBİTAK'ta Mutlu Beyin diye bir kitap aldım, okudum. Beyinlerin yapısı birbirinin çok farklı. Birinde sol beyin çalışıyor, birinde sağ beyin çalışıyor. Ama ikisi birleştiği zaman, karar mekanizmasının ikisi birlikte olduğu zaman acayip iş çıkıyor. Acayip başarılı bir şekilde oluyor. O yüzden iki tarafında o masada olması lazım. İki tarafında o bakış açısını masaya koyması lazım. Bir gün hiç unutmuyorum ben böyle bizim çoklu zekamızın, becerimizin, kabiliyetimizi. Seçim öncesiydi. Kız öğrenci yurdunda anlatıyorum. Bizim Şamil Tayyar vekilimiz de
İkimiz beraber toplantıdayız. O da benden sonra konuşacak. O benden sonra çıktı, dedik işte biz çok zeka, şöyleyiz. Kendi özgüveninizi dedim hiç kaçırmayın. Biz şöyleyiz. Bu kadar muhteşemiz. Şamil Bey çıktı, dedi ki ben de tekli zeka olarak huzurlarınızdayım. Size pek bir şey sunamıyorum ama. Millet yerlere yattı. Başkan dedi çok da zeka yok adam. Anlattı ki. Böyle bir hal burası. Şimdi bunun yanına şunu da ekleyebiliriz. Mesela Gaziantep Belediye Başkanlığı'nın yanında birçok olay var. Ve bir de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da var. Evet. Şimdi bunları böyle bir anda üstlenirken ürkmüyor. Yani anlattınız, tamam, Allah'ın bir lütfu olarak, bir yaratılış gerçeği olarak böyle duruyor ama bir böyle ya bir dakika ben onu yapıyorum, onu yapıyorum, onu yapıyorum diye bir böyle sizde bir şey olmuyor mu? Bir korku oluşmuyor mu? Cesareti de aslında yok, orada aslında biraz. Yok, aslında o alışkanlığa dönüştü. Belki başta korku olabilir de artık bunun olabileceğini, yönetilebileceğini, o amatör ruhla profesyonel planlamanın mümkün olabildiğini gördük. Çok testten geçtik. Bu aslında iyi bir planlama. İyi bir planlamayla kendini tanırsan, beynini tanırsan, SWOT analiz diyoruz mühendislikte bu. Na biz eksi ve artı yönlerin, zayıf ve güçlü tarafların. Mesela bunun yanı sıra çok duygusalız, çok çabuk küsüyoruz, çok çabuk alınıyoruz, çok çabuk kırılıyoruz. Daha takım ruhuyla oynamamız lazım. Daha dayanıklı, daha dirençli olmamız lazım. Bu kendi kendini tanıma aslında. Kendini hesaba çekme. Kendini teraziye koyma. Ve çünkü bu çok önemli bir şey. Sürekli kendini dev aynasında gördüğünde, özellikle bir siyaset için o kadar tehlikeli bir şey ki, yok olmanın başlangıcı. Halbuki zayıf taraflarını görüp o zayıf tarafı kuvvetlendirmen gerekiyor. Zincirin halkaların gibi düşündüğünüz zaman senin kuvvetin en zayıf halka kadar. O yüzden zayıf halkaları kuvvetlendirmezseniz, hele bir kadın olarak alana girmek zor, alanda kalmak çok daha zor. Çok daha zor. Sürdürülebilirlik dediğiniz şey direnç gücüyle alakalı. Dayanırsan başarıyorsun. Dayanırsan başarıyorsun. O dayanma kapasitesi de size nerede zayıf olduğunu bilmenle alakalı. Bu dayanırsan başarıyorsun da zannediyorum hiç soru yok değil mi? Valla zaman zaman zorlanıyorum. O bir şeyin dayanma gücüyle de alakalı. Hepimiz etten kemikten tabii yaratıldık ama daha profesyonel, daha akıllı, daha sabırlı. Bugün en önemli şey de sabır. Mesela şimdi oğlum iş hayatına yeni girdi. Böyle büyük bir şeyle bana bir şeyler anlatıyor. Oğlum diyorum, kızan kaybeder. Sabır. Hmm, çok güzel. Sabır. Kızan kaybeder. Sabır. Sabırla. O tabii şu anda tam anlayamıyor ne demek istediğim ama tecrübe de böyle bir şey. O yüzden sabırla gittiği zaman değiştireceğin şeyler var, değiştiremeyeceğin şeyler var. Değiştireceğin şeyleri çabaladıktan sonra sonuç değişmiyorsa burada da kadere iman edeceksin. Yani o dengelerin hepsini çok iyi götürmek ve özümsemek gerekiyor. Peki Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde neler yaparsınız? Şimdi şöyle, tabii bütün belediyelerin doğal üyesi olan bir belediye, çok ciddi bir kurumsal altyapısı var. Cumhuriyet'in kurulmuş olan 70 yıllık bir geçmişi var. Biz geldiğimiz andan itibaren zaten Kadir Bey rahmetli yapmıştı. Sonra Konya Belediye Başkanımız yaptı. Zaten çok kurumsal bir yapı. Şu andaki Kahramanmaraş Belediye Başkanımız genel sekreterimizdi. Biz geldikten sonra da pandemiyle birlikte yeni kurulacak dünyaya hazırlık yaptık. Akıllı şehirleri çalıştık Cumhurbaşkanımızla. Beraberinde şu anda dünya nereye gidiyor? Yeşil ekonomi. Yüksek teknoloji, çevre projeleri, toprağı, suyu, havayı koruyacak, insanı koruyacak, şehircilik anlayışı, şehir, insan, çevre ilişkisinde yapılması gerekenler, öncelikler, bunların hepsine bir fikir projesi açıyoruz. Fikir projesine diyoruz ki iyi, bu konuda iyi fikrin varsa, mesela sokak hayvanları ile ilgili fikir projesi açıyoruz. Görüntü kirliliği ile ilgili fikir projesi açıyoruz. Şehrinde bu konuda ne yapmak istiyorsun? Bunlar yarışıyor. Çok ciddi jüri üyelerimiz var, bu işte uzman. Bunlar yarışıyor ve yarışmada çıkanlara fikir projesine mali destek veriyoruz. Bir yıl sonra bu fikrini hayata geçirenlere daha yüksek mali destek veriyoruz. Bu bakımdan önemli bir şey. Katılım halka açık oluyor değil mi? Belediyeler. Belediyeler kendi arasında. Belediyeler, kimler? Belediyeler. Katılanlar kimler peki? Yani 1400 belediye.
Belediyeler mesela belediyenin çevresiyle ilgili, çevreyle ilgili çevre daire başkanları çalışıyor projeyi. Beraberinde teknolojiyle ilgili bilişim bölümleri çalışıyor. Her biriyle ilgili hangi daire imar ile ilgili ise imar dairesi çalışıyor. Projeleri götürüyorlar. Büyük bir komisyon var. Danışma heyeti var, jüriler var. Buralardan geçerek kimin birinci, kimin ikinci olduğu, birincinin ikincinin nasıl mükafatlanacağı da belli. Bunların hepsinde bir yol gösterici oluyor Belediyeler Birliği. Bunu özellikle istiyoruz ki çünkü baş çok önemli. Baş nereye giderliği, nasıl liderlik yapar, önceliği nereye koyarsa buraya gidiyor. Kurumsal kapasiteni ona göre güçlendirmen gerekiyor. Çok özür dilerim. Mesela ben şimdi İstanbul Belediyesi'nde yaşayan bir vatandaşım. Bu bahsetmiş olduğunuz yapıdan benim sosyal hayatta etkilenmem nasıl olur? Biraz daha somutlaştırıp. Vatandaş odaklı. Vatandaş olarak mesela, nasıl, ne görüyorum ben sizin yapıda? Mesela akıllı şehirlerde biz yarıştık. Büyükşehir olarak dedik ki biz akıllı ulaşımda HES kodunu uygulayacağız ve Gaziantep kartı temaslı ve şüpheli ise otobüse bindirmeyeceğiz dedik. Bu çok önemli şu an. Çok tabii. Hayati bir konu ve bunu ilk uygulayan belediye olduk. Bu oralardan gelen bir karar tabii, oldu. Tabii tabii. Anlıyorum. Mesela akıllı ulaşım nasıl akıllı olur? Gaziantep kartla HES kodunu okutuyorsun, yerli yazılım yapıyorsun. Sabahleyin adam otobüse bindiğinde temaslı ya da şüpheli ise diyor ki sen temaslısın bu otobüse binemezsin. Gaziantep kartı iptal ediyor. Çok basit bir örnek mesela. Evet. Vatandaş odaklı. GİKOM diye bir merkez kuruyoruz. Bizim fikir projelerimizden bir tanesiydi. İletişim ve Koordinasyon Merkezi. Vatandaş tek 153 ile değil, WhatsApp, sosyal medya, herhangi bir kanal üzerinden size bir şey söylemek istiyorsa, dileği, temennisi, şikayeti varsa interaktif, oradan geleni hemen ona dönecek bir yazılım altyapısı oluşturduk. Bir uygulama geliştirdik. Mesela bunların hepsi çok önemli. Bu vatandaş odaklı. Yoksa kendin pişir kendin ye. Kendi kendine yaptığın çalışmanın bir anlamı yok ki. Vatandaşın yaşam kalitesini ilgilendiriyorsa, vatandaş memnuniyeti oluşturuyorsa zaten proje hayatidir. Hayata dokunmuştur. O da zaten bizim muradımıza ve maksadımıza uygun hale dönüşmüştür. Biraz evvel, şimdi ben bu programda gelen konuklarıma şunu özellikle sormaya çalışıyorum. Yani bu gidiş nereye? Veya bir sonraki hamlede ne olacak diye kendi alanında uzman olanlar uzmanlık yaptığı alanlarla alakalı şeyler söylediler. Şimdi söylediklerinizden bu soru o kadar anlamlı bir hale dönüştü ki. Türkiye Belediyeler Birliği'nin böyle de bir vizyonu var ise çok da merak ettim cevabınızı. Ne olacak? Yani yeni dünya düzeni dediğimiz bir düzen mi kurulacak? Pandemiden sonra ne değişecek? Aslında bunlar çok şey değişti. Değişti mi? Yaşantımız değişti. Bu kalıcı bir değişim mi sizce? Vallahi aklımızı başımıza toplamazsak eğer. Yüce Mevlam akıl etmez misin diyor. Çıkan bir sonuç, aslında bunların hepsi birer sonuç. Korona da bir sonuç, pandemi de bir sonuç, deprem de bir sonuç, şiddet de bir hastalıkta. Koruyucu önleyici tedbir. Koruyarak, kullanarak torunlarımıza bırakacağımız bir dünya. Dünyayı cennete de dönüştürebiliriz, cehenneme de. Cennete dönüştürmenin modları, kodları ne? Doğayı koruyacağım. İnsanı korumak için artık görüyoruz ki insan tek başına korunmuyor. Bir ekosistem var, bu ekosistemi koruyacaksın. İşte ben Antarktika ekibindeydim, gittim. Buzların gözümün önünde eridiğini gördüm. -30 derece diye bize götürdüler, +2 derece. Buradan attığım bir çöp, oradan erimiş buz olarak karşına çıkıyor. Dolayısıyla yarın +1.5 derece daha dünyayı ısıtsak, küresel evet. ısınmadan dolayı bütün buzlar eriyecek. Ekosistem bozulacak. Dünya cehenneme dönüşecek. O yüzden bizim buradan çıkaracağımız sonuç, bu ekosistemi bozmadan insanı ancak koruyabiliyoruz. Her şey para değil. Sanayimizi çevresel yapmak zorundayız. Ulaşımımızı, havayı kirletmeden ulaşımların seçeneklerini artırmamız gerekiyor. Bisiklet yolları, bisiklet gibi, elektrikli otomobiller gibi. Bunlara geçmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim suyu koruyan, toprağı koruyan, havayı koruyan bütün projeleri imar düzenlemelerimizden tutun şehir planlamasına dikkat etmek gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak 2014 yılında iklim eylem planını ilk yapan şehir olduk. Bunu gördük biz. Çok hızlı bir şekilde hava ölçümlerimizi artırdık. Burada enerji sistemlerimizi, mesela bilişim AŞ ve enerji AŞ'yi kurduk ilk. Niye yaptık? Hızlanmamız lazım. Şirketleşince hızlanıyorsun. Yenilenebilir enerji.
bizim bölgede Rabbim bütün güneşi bize vermiş. Almanya güneş teknolojisi bize satıyor. Bizim aklımız yok mu? Biz yapamaz mıyız? Yani inandığı gibi değil. O yüzden bizim güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal, yenilenebilir bütün enerji üzerinde, yani havayı kirletmeyen, karbondioksit anlamı salmayan, kendi tükettiğimiz bütün enerjiyi üretebiliriz. Bunun için tabii güçlü şekilde yol gitmemiz gerekiyor. O yüzden yeşil sertifika, mesela artık Avrupa, daha önce çocuk işçi çalıştırmıyorsan senden ihracat yapıyorum diyen Avrupa şimdi diyor ki yeşil sertifikan var mı? Yani ürettiğin mal ne kadar çevreci? Yöntemin ne kadar çevreci? Şu kadar ağaç diktin mi? Biz o yüzden 100. yıldayız Gaziantep'in Gazi Günvanlı alışının. 27 milyon fidan diye çıktık. Dağ taşı yeşillendiriyoruz. Şimdi bizim coğrafyada yeşili korumak da çok zor. Çünkü buharlaşma çok yüksek, kuraklık çok fazla. Zaten içecek suyu 130 kilometreden getiriyoruz. Yeşili muhafaza etmek olağanüstü zor, maliyetli bir iş. Bunun içinde biz çok yoğun çalışıyoruz. Hatta bizde ormanlar biliyorsun, sahre kültürü, piknik. Hafta sonu Antep'e geldiğiniz zaman korkunç bir duman görürsünüz. Tam onunla alakalı biraz evvel sizin arkadaşlara bir hatıra anlattım. Biz bir vesileyle Antep'e programa gelmiştik. Orada Genç İş Adamları Derneği'nin başkanı bize bir refakatlik etti iki gün boyunca. Dedi ki abi burada dedi pazar günleri özellikle işte bir mesire alanımız vardır ve orada ciddi bir duman çıkar. Burada dedi uçakla işte onun yanından geçilir falan, havaalanı yakınındadır. İlk defa Antep'e gelen bir pilot dedi. Oradan inerken dumanlardan çok korkmuş. Kuleye haber vermiş dedi. Yangın var galiba. Hakikaten öyle mi? Bir yangın var gibi. Şehri tanımasan aman yarabbi ne oluyor dersin. Bir kokusu vardı hafta sonu. Bir dumanı vardı. Böyle bir kültür var. Efendim Antep'ten bahsettik. Antep geldi gibi bu oldu. Aynen işte bak. Rengi, kokusu. Şehrin araştırmasını yaptık. Şehrin rengi fıstık yeşili ve baklava sarısı çıktı. Rengi, şehrin rengi bu yani. Şu an travma. Derler ya seven sevdiğine benzer diye. Baklava sarısı Cihan. Antep fıstığı, fıstık yeşili. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Afiyet olsun. Eksik olmayız. Ben diyorum ki bu kadar tatlının arasında yönetmek de zor olsa gerek. Vallahi kolay değil. Tabii öyle yaşlanınca 50'sinden sonra daha da zorlaşıyor. O yüzden çok dikkatli tüketmek gerekiyor. Günlük 10 bin adım atmak gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşam için. 10 bin adım tamam da dikkatli tüketmeye tamam diyebiliyor musunuz? Zor oluyor da alışkanlığa dönüşüyor. Biz de hep pazarlanıyoruz. Baklavaya... Gözümüz doyuyor o zaman az yiyoruz. Baklavaya karşı bir bağışıklık oluştu ya. Evet. Buyurun siz bir tadına bakın. Efendim çok teşekkür ediyorum. Onun tadına bakacağım inşallah. Teşekkür ediyoruz. Eksik çok teşekkür olmayız. Ederim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ne kadar süremiz var diye? 15 saniye. Ben baklavayı da alıp geçiyoruz efendim. Tamam. Ağız tadıyla yemek önemli. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buyurun. Kıymetli dostlar merhabalar. Bugünkü program konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.